Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde built-in function'lardan, Go'daki built-in yapılardan make function'ını inceleyeceğiz. Make function'ını dokümantasyonuna şuradan ulaşabilirsiniz. Linkini de zaten kod içerisinde gösterdim. Bakın Golang içerisinde package'lardan built-in package diye geçiyor ama bu aslında gömülü bir package olduğu için dile bunu biz herhangi bir import tanımlaması, package tanımlaması yapmadan kullanabiliyoruz. Ki bunları da o şekilde kullanacağız zaten. Buradan inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi detaylı, aslında özet bir açıklama var. Neler yapabileceğimizi söylüyor. Slice, map ya da bir channel üzerinde bunu kullanabileceğimizden bahsediyor. Şimdi bunlarla ilgili örnekler yapacağız. Nasıl çalıştığını inceleyeceğiz. İlk örneğimizi bir map üzerinde gerçekleştireceğiz. Bunu şu şekilde yapacağız. State, ben şehirler bilgisini tutmak için bir map oluşturacağım. Bu map'i de şu şekilde make built-in function ile oluşturmak istiyorum. Nesne örneğini üretmek istiyorum aslında. Map'in yapısını veriyorum. Diyorum ki string içerisine string key ve value alan bir map oluşturacağım. Bunu da make ile nesne örneğini üret bana. Artık states'i ben bir nesne olarak, aktif olarak kullanabilirim. Şurası bizim nesnemizin yapısı, temel yapısı. Make ile bunu nesne örneğini üretiyorum ve states'i bu şekilde kullanabilirim. Öncelikle boş olarak bunu ekrana bir yazalım. Mevcut boş veri state diyorum. Ve state veri girişi yapacağım. İstanbul'un IST bilgisini ben key olarak veriyorum burada. Ve value kısmına da İstanbul diyorum. Devam ediyorum şimdi buna veri eklemeye. NYC dedim. Buna da New York diyorum. Şimdi bir tane daha ekleyeyim. States. Bu da London. Şöyle bunun kısaltmasını hatırlamıyorum ama şöyle bir şey yapalım biz. London olsun bu da. Ve şimdi dolu bir şekilde bunun ekrana yazılmasına bakalım. Bu dolu map. Ve şu şekilde gene ben states'i buraya vererek ekrana yazabilirim. Çalıştırıyorum şimdi bunu. Bakın öncelikle boş olarak bunu ekrana yazdık. Map nesnesi var. Nesne örneği oluşturulmuş ama içerisinde herhangi bir veri yok. Ayrıca States'in içerisine veri girişi yaptık. IST İstanbul, NYC New York, LND London şeklinde ve ondan sonra da bunları ekrana bastık. Bu da bir kullanım yöntemi. Hazır buraya gelmişken bunun bir iki trik noktasına da bakabiliriz. Mesela ben London'ı almak istiyorum. London verisini almak istiyorum. LND nesnesi oluşturuyorum bunun için. Ve diyorum ki sadece LND anahtarına sahip veriyi al. Ondan sonra bunu ekrana bas. London. Ve buraya da LND'yi veriyorum. Ekranı temizleyelim ve tekrar yazalım. goranmain.go ve London bilgisini almış olduk buradan gördüğünüz gibi. Tabii burada delete işlemi de yapılabilir. Onu da şöyle yapalım. Işleminde de ben state bilgisini veriyorum. Diyorum ki bunun içerisinde bir şey sileceğim.
Delayed de bir built-in function. Aslında bunu da farklı bir video olarak inceleyeceğiz gene. Bu videonun tam olarak konusu olmasa da yeri geldiği için anlatıyorum. Delayed de make gibi bir built-in function. Gömülü olarak geliyor dile. Bunu kullanarak diyorum ki ilk parametrede verdiğim bir liste içerisindeki şu veriyi sil. Hangisi o? Şimdi NYC'yi silelim. Ondan sonra şunu tekrar çalıştıracağım. Bütün veriyi tekrar ekrana basacağım. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi London'a kadar yapmıştık zaten. Sonra bu silme işlemini yaptık. Silme işleminden sonra tekrar bunu ekrana bastığımızda IST ve LND'nin olduğunu ama New York'un NYC'nin olmadığını görüyoruz. İşlemlere devam edeceğim. Bu make ile ilgili. Ondan önce şurayı açıklama satır haline getiriyorum. Ondan sonra V2 diyorum ben buna. V2'de de bu işlemin bir unbuffered channel üzerinde nasıl çalışacağına bakacağız. Unbuffered channel oluşturuyorum bir tane. Bakın yine channel'larda da bunu kullanıyoruz aslında. Yani channel'ları oluşturmak için de make'i kullanabiliyoruz. Burada unbuffered oluştururken sadece chain deyip int veriyorum burada. Ondan sonra da bu unbuffered channel'ı ekrana yazacağım. Bunun için log package'ini kullanmam gerekiyor. Hemen şuraya yazayım hızlı bir şekilde. Log diyorum. Onu da ekledim. Ondan sonra gelelim buraya. Unbuffered diyorum. Unbuffered ve yüzde ve bir formatlama işlemi yapacağım burada. Öncelikle channel'ın kendisini direkt şuradaki pattern ile buraya yazdırıyorum. Channel'ın hafıza adres bilgisini aslında yazacak oraya. Ondan sonra type kısmında da T'yi kullanarak burada channel'ın tipini yazmasını istiyorum. Pattern olarak len kullanıyorum. Bu da ayrı bir built-in function. Len. Len için de bu uzunluğunu verir. Bir nesnenin içerisindeki eleman sayısının uzunluğunu verir aslında temelde. Len'de de d'yi kullanıyorum. Bir nümerik değer olduğu için. Ayrıyeten kapasite de var. Kapasite de yani cap da bir built-in function aynı zamanda. Onu da ayrı olarak inceleyeceğiz. Burada da temel olarak görmüş oluyoruz aslında. Bunu da verdim. Şimdi verileri göndereceğim. Unbuffered bizim V yerine geçecek orada ilk parametre. Tekrar unbuffered veriyorum çünkü bunun tipini alacağım buradan. Yani nesneyi tekrar veriyorum. Tipini almak için. Sonrasında da bunun uzunluğunu istemiştik. Yukarıdaki şunu da yanlış yazdım bu arada. Şimdi fark ettim. Unbuffered ve yine yanlış. Şöyle. Şöyle daha doğru. Bunu buraya yazıyorum. Burada da aynı şekilde. Burada da len yani uzunluğunu almak için yaptık. Kapasite kısmında da yine aynı veriyi veriyorum. Bunun kapasitesini alıyorum. Şimdi bunu inceleyelim. Bakın buradaki işlemde unbuffered'ın hafızadaki adresini aldık. Tip olarak da chain ve int olduğunu yani channel ve int olduğunu öğrendik. Zaten bunu da burada tanımlamıştık. Ne olduğunu biliyoruz. Tip olarak chain ve integer tipinde. Len olarak yani uzunluk olarak içerisinde herhangi bir şey yok. Kapasite olarak da bir şey yok. Çünkü bir şey eklemedik buna. Bir sonraki devam videosunda görüşmek üzere. Merhaba. Go'da
make built-in function incelemeye devam ediyoruz. Daha önce böyle bir örnek yapmıştık map'ler üzerine. Burada genel yapı incelemiştik. Sonrasında gene make'i bir channel için kullandık. Bu channel'da da neler yapabileceğimizi gördük. Mesela capacity ve length, len built-in function'larını da inceledik burada. Şimdi bunun aynı şekilde çok benzer bir örneğini daha yapacağız channel'lar için. Bu da unbuffered değil, buffered bir channel üzerinde kullanım olacak. Bu arada channel'lar ve dilin kendi özellikleriyle ilgili detaylı bir inceleme istiyorsanız Go programlama dili kursuna bakmanız gerekiyor. Çünkü bu kurs standart library'e özel bir kurs ve buradaki mesela make, len ve cap gibi built-in function'lar aslında dile entegre edilmiş Go standart library function'ları. Bu nedenle biz built-in function diyoruz bunlara. Her neyse devam ediyoruz. Burada aynı yapıyı aldım. Şurada kopyalıyorum. Şuna da 3 diyelim. Burada buffered olacak. Diğerinden farkı şurada bir başlangıç değeri vereceğim. Yani bu channel oluştururken on elemanlı bir channel şeklinde nesne örneğini üretiyorum. Bir aslında dizi mantığıyla aynı çalışıyor burada. Başlangıçta bir kapasite vermiş oluyoruz. Bu aslında bizim channel'ımızın kapasitesidir. Burada unbuffered'ları buffered ile değiştiriyorum daha önceki videoda hatırlarsanız bizim unbuffered olarak oluşturduğumuz make ile nesne örneğini oluşturduğumuz bu channel'da len ve kapasite olarak sıfır değerlerini almıştık. Çünkü başlangıç değeri yoktu. Ama burada biz başlangıç değeri olarak 10 verdik. Bu da kapasite olduğunu söyledik. Uzunluk değil. Çünkü uzunluk içerisinde veri olması gerekiyor ki o uzunluk sayılabilsin. Bu sadece bir kapasitedir. İçerisinde herhangi bir veri yok. Sadece başlangıç değeri. Ve uygulamayı çalıştıralım tekrar. Bakın ilki de çalışıyor. Unbuffered. Altında da buffered var. Şurada da. Bunların bilgileri ortak zaten. Sadece kapasite kısmında biz ilkinde 0, ikincisinde ise 10 değerini görebiliyoruz. Şimdi bunları da ben şöyle açıklama haline getiriyorum. Ve şuradan şimdi de byte üzerinde yapalım bunu. Hani map üzerinde yaptık, channel'lar üzerinde make'in kullanımını inceledik. Make built-in function'ın. Şimdi de bunu bir byte dizisi üzerinde nasıl yaparız ona bakalım. Slice diyorum. Adı bu olsun. Ve make function'ını kullanıyorum gene. Ve burada da byte'ımızı oluşturuyoruz. Ve bu byte'a da bir başlangıç değeri verebiliriz burada. Yani oluştururken bu byte dizisinin kaç elemanlı olacağını, kapasitesinin ne olacağını söyleyebiliriz burada. Buna da mesela 7 diyelim kapasite olarak. Ondan sonra yukarıdaki işlemin bir benzerini yapacağız. Şöyle sadece şuraları değiştirelim. Mesela slice burası. Nesnenin kendisini veriyorum öncelikle. V olarak vereceğim daha doğrusu. Type olarak da tipini almak istiyorum, öğrenmek istiyorum. Len bilgisini yani uzunluğunu ve kapasitesini de öğrenmek istiyorum burada. O yüzden bunları yazdım. Sadece şunları değiştiriyorum. Slice'ı da. Ve bunu kaydedip çalıştıracağım şimdi. Bakalım. Bakın içerisinde öncelikle slice'in kendisini bastık ya. Mesela şurada 3, 6 ve 7 elemanlı bir slice olduğunu, hepsinin de başlangıç değerlerinin integer'ın başlangıç değeri olan 0 olduğunu görebiliyoruz burada. Type olarak bunların
Hani byte aslında arka planda, geri planda uint 8'dir burada. O yüzden bize tip olarak bunun bir uint 8 slice olduğunu gösteriyor net bir şekilde. Kapasite olarak da kapasite ve LAN olarak dikkat ederseniz 7. Bunun nedeni bu başlangıç değerleri olan bir nesne ve değişken ve biz 7 elemanlı ya da 70 elemanlı fark etmiyor. Elemanlı bir nesne oluşturduğumuz zaman arka planda bunların içerisindeki mesela buradaki dizinin içindeki bütün elemanların nesne örnekleri üretilir ve hafızada bir adresleri olur. Hafızada bir başlangıç değerleri üretilir. O veri tipinin başlangıç değeri neyse o. Mesela boolean ise true false ya da nümerik bir değerse sıfır gibi. Bunlar verilir. Bu nedenle bunlar boş değildir. Yani aslında doludur. Biz daha sonradan o dolu olan sıfır ile dolu olan yerleri ya da default değer ile dolu olan yerleri değiştirip kendi verilerimizle güncelliyoruz. Bu nedenle LAN bilgisi ile kapasite bilgisi burada aynı. Ancak istersek biz LAN bilgisine de burada müdahale edebiliriz. Mesela şunu kopyalıyorum ben. Şurada 11 olsun. Farklı olması açısından. Ve bu da şu neyse bunun adını değiştirelim. Slice 2 olsun bu. Ve hepsine de bu bilgiyi verelim. Bizim kullanacağımız slice nesnesine. Ama diyorum ki ben burada kapasite olarak 11 elemanlı bir byte dizisi istiyorum. Byte slice istiyorum burada. Ama uzunluğu 4 olsun mesela. Ne olduğunu göstereceğim şimdi. Bakın dikkat ederseniz şu slice ilki. Bunu zaten inceledik daha önce. Burada ise dikkat ederseniz ilkinde bu arada 7 tane olduğunu unutmayın. 7 LAN, 7 kapasite. Uzunluk ve kapasite aynıydı. Ama biz slice 2'de şuna müdahale ettik. Uzunluk bilgisine. Kapasite bilgisi tamam sen arka planda 11 elemanlı 11 eleman kapasiteli bir slice oluştur ama ben bunun 4 tanesini hazır bir şekilde istiyorum demiş oluyoruz ve dikkat ederseniz 4 tane sıfır geldi bize. Bunlar hafızada nesne örnekleri oluşturulmuş ve kullanılmaya hazır olan kısım. Mesela bu aslında performans trick dediğimiz bir alan. Siz bazen çok nadir bir şekilde diyelim ya da başlangıç aşamasında 100 elemanlı ya da 1000 elemanlı bir 1000 elemanın tamamını kullanmayacaksınız slice içerisinde ama siz istediğiniz zaman onu kullanmanız gerekecek örneğin. Böyle bir durumda siz kapasite olarak 1000 eleman kapasiteli bir slice oluşturup sadece onun örneğin 20 elemanını kullanacaksınız çok sık şekilde ya da uzun bir süre. Siz burada 20 elemanını aktif hale getirip hani biraz daha teknik tabirle diyelim aktif hale getirip onların hafızada kurulmasını başlangıç olarak default ayar haline getirebilirsiniz. Sonra da isterseniz o kapasiteyi tekrar istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.